Madem ya sonu madem sana 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 madem ya sonu gazete olmalı maşallah ben sana 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 tarikatına sohba ve hayrı kocamayır Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Tahsin Hazretleri'nin çoğu sohbetlerinde Bismillahirrahmanirrahim ayeti okurdu ve atiyo Allah'a ve atiyo Resul'a ve ulil emri minkum Allah'a itaat edin, Peygamber Efendimiz'e itaat edin, ulil emre itaat edin. Ulil emre dedi, hükümet, şey, devlete itaat edin diyor. Sizin işiniz devletten değil, devlet adamı başka, sizin işiniz başkadır. O ilim başkadır. Sizin yapacağınız şeyler başka, sizin vazifeniz maaşınızı yapıp işlerinize bakıp ibadetlerinizi yapsanız onlar Allah'a itaat etmiş, Peygamber Efendimiz'e itaat etmiş olursunuz. Ulul emre de zaten itaat etmiş olur. Ona karşı gelip sen ben daha iyi yapacağım deyip de şey yaparak sana da zarar verir, insanlara da zarar verir. Bu nerede olursa olsun Müslüman için her yerde, her zamanda aynı şekilde olur. İster Müslüman memleket olsun, ister küfür memleketi olsun, ister başında zalim olsun, ister adaletli olsun, senin işin orada oldun mu, ona itaat etmek, kendini tehlikeye atıp da başkalarına tehlikeye atmaya gerek yok. Vazife, Allah Azze ve Celle herkesi bir vazife için yaratmış. Kullu minessebbime halakalah diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her insanın yaratılışı, herkes hükümet olamaz, devlette olamaz. Herkes şey yaparsa şimdiki gibi demokrasi diyorlar. Demokrasi demek her tarafı fitne yapmaktır, başka şey değil. İş yaptırmamaktır. İyi şeyler yaptırmamak. Şimdi bir memlekette 10 milyon kişi varsa ondan başında bir kişi olur. Herkes hükmedecekse o vakit 10 milyon kafadan ses çıkacak. Olduğu yerde kalacaklar. Olduğu yerden daha kötüye gidecekler. Onun için Allah Azze ve Celle bizim iyiliğimizi ister. Allah kötülük istemez insan ama insan kendine zulmeder. Kendine iş açar. Kendine problem çıkarır. Herkes işine baksa, gücüne baksa bir zarar ziyan olmaz, bir kötülük olmaz. Geçinip giderler. Yok, rahat batar derler. İnsanlar da, şeytan da dürüptekler. Yok, şu iyidir, bu iyidir. Senin bırak kendi memleketindeki insanlara karışmayı, başka taraftakilerine de karışacaksın. Tabi nasıl geldiyse geldi, hükümeti aldıktan sonra onlara tabi olacaksın. Kuvvete karşı gelmek akılsızlıktır. Şeriatta da hakim kim olursa olsun ona itaat etmek lazımdır. Öyle diyor şeriat. Ona karşı gelmek
Allah'ın hükmüne karşı gelmektir. O cezalandırılır şeriat üzerine. Ama şeriat olmadığı için şeriata tabi olsa insanlar şeriat zanneder ki şey yapacak, zulüm edecek, zulüm yok. Zulüm bu şeytanın şeytanın adamlarındadır zulüm. Başka da onun için bu dünyada ne varsa, ne kadar kötülük varsa Allah'ın emrine tabi olmadıktan dolayıdır. Allah'ın emrine tabi olsalar dünyada da rahat ederler. Dünyadaki rahattan daha mühim ahiretteki rahatlıktır. Allah muhafaza etsin. Allah'ın Azze ve Celle'nin emirlerine uymaya bize kolaylık göstersin inşallah. Amin. Allah'a tevfik ve fatiha.